Osmanlı'yı saymıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Osmanlı'da tabii ki de Fatih Sultan Mehmet tutun. Hatta Osman Bey'e kadar. Hatta ötesine geçin. Öncesine. Metehanlar. Türk beylikleri. 2000-2000 küsur yıllıklar. 57 yapıyormuş. 57 yaş. Düzeltelim. 57 yaşı. 81-38. 57. Tabii. İşte. Yani. 57 yaş. Ne kadar erken. Düşün. İşte geçenlerde tekrar mesela Anıtkabir'e gittim de. Ya çok özür dilerim ama gerçekten kendimi gerizekalı gibi hissettim ya. Yani harbiden bu açık açık söyleyeceğim, gerizekalı gibi hissettim abi. Böyle bir şey olamaz ya. Yani bakıyorsun Fransızca kitap okuyor, Fransızca notlar alıyor insan. Yani Osmanlıca okuyor, Osmanlıca notlar almış. İşte dünya tarihi, işte yani bilinen, araştırılması gereken neyse hepsini araştırmış bir zekadan bahsediyoruz. Ve Mu kıtasıyla alakalı. Ya bir lider düşünün, Mu kıtasını araştırıyor. Yani ben aslında gerçekten şunu istiyorum. Ne olursun bizim bu siyasetçilerimizden rica ediyorum. Hepsinden çok rica ediyorum. Biraz şu bilinmişim ve hani insanlara sunduğumuz klasik şeyler var ya. Onun dışında bir çok farklı işlerle biraz daha bizleri hem öncü olaraktan böyle bağlaştırırlarsa, böyle ne bileyim imkanlar sağlanırsa, bizler de böyle gençler olaraktan genç arkadaşlarımıza öncü olalım ve çok güzel şeylerle ilerleyelim. Yani artık birbirimizi yememeyi bırakmamız lazım. Artık saçma salak şeylerle triplere girip de birbirimizi aşağı çekmelerden kopmamız lazım. Yani gerçekten iyiye gitmiyoruz. Bakın vallahi dünyaya iyiye gitmiyor. Bir süreye kadar çok sıkıntılar yaşayacağız ve bu sıkıntıları yaşarken de ne olur güçlü olmamız lazım. Yani bırakın Ahmet'i Mehmet'i. O onu paylaşmış, o onu söylemiş. Hala şu an giriyoruz sosyal medyanın içerisindeyiz. Yani o kadar büyük saçmalık var ki ve insanlar buna inanıyor. Bizler bu tarz mesajları verdiğimizde gerçekten artık dinlenilmez oluyoruz. Öf çok sıkıcısın. Ama ne zaman bir saçmalık yapsak ya da birine laf söylesek, bir şey söylesek, ooo ya hep kaostan besleniyoruz, anlıyor musunuz? Ya bu kaostan beslenme olayına kurtulmamız lazım. Biraz vizyonumuzu değiştirmemiz lazım. Liderlere bakalım. Metehan'a kadar gidelim. Türk beyliklerine, Fatih Sultan Mehmet'inden, Osman Bey'inden, Mustafa Kemal Atatürk'ünden, yani neler yapmışlar? Nasıl şeyleri araştırmışlar? Vizyonları neymiş? Biraz bunlara kafa yorsak var ya, üf uçacağız çünkü çok zeki bir milletiz. Bakın zaten o yüzden korkuyorlar bizden. Zeki olmamızı istemiyorlar. Akıllanmamızı istemiyorlar. Farkındalığımız oluşsun istemiyorlar. Yani ben olay bu arada. Ben konuşurken bazen böyle yükseliyorum. Çok üzülüyorum çünkü gelinen noktaya. Keşke hemen şu şarjımı da satayım şimdi. Bitmesin. Arkadaşlar da uyarıyorlar. Şarja takalım tabii. Şarja takalım, yayınımız bitmesin. Evet. Olmadı. Evet, oldu mu? Olmadı. Hemen bilgisayar açmak lazım. Asla seyahat anlatacağımızdanlar anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Spontane bir yayın. Her yerden konuşuyoruz sevgili. Valla güzel bir yayın oldu bence ya. Tabii her şeyi konuşacağız. Şimdi sen hakikaten hem çok tanınmış bir insan olarak hem de şimdi oldu şu an. Tamam. Türkiye'nin gençlerinden biri olarak senin fikirlerin ve senin anlatıların çok önemli. Senin anlattıkların çok önemli ama şöyle söyleyeyim. Evet, bütün dünya üzerinde bir takım yapılan olaylar, konuşulanlar, 1871'de Albert Pike'ın 3 mektubunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, şu anda 3. Dünya Savaşı'nın startı verildi. Aslında 70 bin yıllık bir döngünün, yani oradaki Atlantis Mu Savaşı, burada Adem, işte Adem'le Şeytan'ın savaşı, yani aynı savaş Enki ile Enlil'in savaşı, burada da Şiva ile Şakti'nin savaşı devam ediyor. Bu Adem'le insanın savaşı, şeyde Adem'le iblisin savaşı. Mukaddes Hanım, deşifre oldular. Deşifre ama oldular. Şimdi deşifre oldular. O zaman deşifre oldular. Artık her şeyi yavaş yavaş açıklamak zorunda. Şimdi bir daha, evet, şimdi bir daha deşifre oldu ve artık yavaş yavaş kova çağı başlıyor. Hafiften böyle şöyle giriş oldu zaten 2019 yılının son işte Kasım ay, Aralık aylarında. Bu ne demek? Bu ne demek? Bilim çağı demek, teknoloji çağı demek ve maskelerin inmesi ve her şeyin gün yüzüne çıkması demek. Ve bunlar da biliyorlar aslında, hani ta ki o zamanki sürece tekrar geldik. Yine deşifre olacaklar, daha çok deşifre olacaklar, daha çok deşifre olacaklar. Ama işte onun, bu dönemde bizler, içindeler. İşte bizler güçlü olmamız lazım. Bunun derdindeyim, bunu anlatmaya gidecekler.
Ve giderken yakıp yıkar. Geldi. Geldikleri gibi gidecekler. Ama yakıp yıkar. Hani bir savaş biterken eskiden öyle yaparlardı. Şehri de yakıp yıkar giderlerdi. Evet. Hani alamadıkları yerden giderken yakıp, şimdi yakıp yıkarak gitmek istiyorlar ama işte bu konuda uyanmamız lazım. Ama Anadolu'da öyle olmayacak. 2026'dan sonra Anadolu'da dönüşüm başlayacak, inan. 2026'ya kadar ben 2019'dan beri bu yayınları yapıyorum ve 2019'dan beri dişinizi sıkın. 2023'te başlayacak olan bir süreç, 2026'ya kadar dişimizi, ki çok uzun bir zaman, 7 yıllık bir zaman dilimi. İstanbul'un 7 tepesi, İstanbul'un aslında 7 tane geçit kapısı vardır. İstanbul çok önemli bir yer. İstanbul yıllardır, asırlardır o yüzden bu kadar herkesin gözünün olduğu bir şehir, topraktır. İstanbul'un frekansal olaraktan, yörüngesel olaraktan da dünyanın konumu olaraktan ekvatora şu en yakın noktalardan biri olduğu için de bazı geçiş noktalarını, işte o yıldızlar arası geçiş noktalarının en yakın olduğu toprak bölgelerden bir tanesi. Aslında en yakını diyebiliriz. O yüzden mesela Yerebatan Sarnıcı, işte Kız Kulesi, Ayasofya'nın altı, bunların altında acayip ya şeyler var. Yani bu tabii gizli kapaklı şeyler ama ben yani tam detay vermiyorum. Bazı şeylerin detaylarını da biliyorum ama çok enteresan şeyler var, dönüyor. Yani bunlar artık gün yüzüne yavaş yavaş çıkmak üzere çıkıyor. Çıktığında artık hani ya şundan örnek vereyim. 2,5 sene işte ilk astral yaptığımda ayda askeri üs var dedim. Kardeşim gördüm, askeri bir üs var. Çok on binlerce yıl öncesinden kurulmuş bir askeri üs var ve ayın bence ben yapay olduğuna inanıyorum diye getirmiştim. Moonfallen diye bir film çıktı, sinemalarda izlediniz mi? Evet. Size yemin ederim, bakın böyle izledim filmi. Vay be. Yanımda arkadaşım vardı, o da makara yapıyordu bende. Ya bir git diyordu ya, ne askeri üssün, ne yapay uydusu bilmem nesi. Çocuk filmi izlerken böyle senden korkmaya başladım ben dedi. Nereden biliyorsun sen bunları? Ya diyorum bak, benim bunları bilmem bir tek nokta şeyi var bunun. Bunu zaten manevi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ruhani bir şekilde öğrenebilirsiniz. Metafiziksel olarak ya spiritüalizmle alakalıysanız öğrenebilirsiniz. Başka yönde ben nasıl gideceğim ya da öğreneceğim bunları. Ya karanlık noktası var diyorum. Bırak ya diyor. Ne karanlık noktası? Araştır diyorum. Ha varmış diyor. Ya %20 küsür bilmem nesiyle işte bir karanlık bir bölgede kalan kısımda zaten o üssü oraya kurdular. Ve zaten Sovyetler Birliği ile Amerika'nın 1950 küsürlü yıllardaki ay savaşları, uzay savaşları bundan başladı. Oradaki teknolojiye ulaşmaya çalıştılar. Ha diyeceksin ki ulaştılar mı? Zaten 1980'lerde farkındaysan teknolojik olarak 70 küsürlü yıllardan sonra bir atak başladı. 90'larda acayip zirve yaptı. 2000'lerde tavan yaptı. 2010'lar ve 2020'ler şu an. Dikkat edin mesela. Çok büyük bir değişim yok aslında teknolojide. 2000 ile 2020 arasında. Yani öncesine bakıldığı zaman 1980 ile 2000 yılının arasındaki değişime bakın. 2000 ile 2020'nin arasındaki değişime bakın. Ama 2020 ile de 2030 arasında ölmezsek tabii Allah hepimiz o zaman ömür versin. Yani göreceğiz. 2030 arasında çok büyük bir değişim olacak. Evet. Ya konu bu. Aslında durum bu. Çok basit. Zirvesi. Evet. Kesinlikle. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Astral'deki ayı biraz anlatır mısın bize? Ya ayın zaten yeraltı zenginliklerini kuruttukları için, ayın içerisine kurulan çekirdeğinin söndükten sonraki halini görüyormuş şu anda. Dikkat edin mesela, toz, yanık bir kül tadında ya da yanık bir kül gibi koktuğunu söyledi değil mi? NASA açıklamıştı mesela. Bu neden oluştuğunu açıklamıyor mesela. Ayın aslında topraksal yapısının, kozmik yapısının altında ne var bunu söylemiyor. Sadece diyor ki evet aya insanlık için bir işte küçük adım ama dünya için büyük adım diye insanları böyle bir gaza getirdiler. İşte yok ayak bastık, şunu yaptık. Bir daha niye gitmediniz abi ay o zaman? Gidemediler çünkü. İzin vermiyorlar ay gidilmesine. İzin yok şu anda ay gidilmesine. O yüzden gidemiyorlar. Siz diyor takılın diyor Mars'ta, orada burada takılın diyor. İşte ilan çıkıyor diyor, işte Mars'a kolonik olacak. Ay kurarsın. Çok güzel, çok da kolaydı. Nereye kuruyorsun ya? Atmosferi olmayan bir yere nasıl sen kolonik kuruyorsun? Ya şu mercimek tanesi kadar bir meteor aşağı yukarı saatte 40-50 bin, 100 bin kilometre hızla gidiyor. Yani üzerinden geçse
Yani istersen ne koyuyor, hangi zırhı koyarsan koy. Türkiye dünyadaki şu an hiçbir teknoloji onu tutamıyor. Delip geçiyor. E sen böyleyken atmosferi olmayan bir yere nasıl koloni kuracaksın? Öyle bir dünya yok. Kandırıyorlar insanları. Dünyanın dışına hiçbir zaman çıkamayacağız. 2500'lü yıllardan sonra çıkılmaya başlayacak artık. Öyle bir kolay bir şey değil bu işler. Ay'a da bir kere gittiler, ondan sonra başlarına dünyanın işleri geldi. Sonra geri döndüler. Ve bir daha da gitmelerine izin vermediler. Bununla dolayı. Belki ama ben Mars'a gidebileceklerine inanmıyorum şu andaki teknolojiyle. Ay'ın işi dediğim gibi tamamen yapısal bir uydudur. Yapay bir uydudur aslında. Yani dikkat edin mesela, öyle bir çekim kuvveti vardır ki, yani çok küçük bir %1'lik, %1,5'luk bir yaklaşımla acayip şeyler oluyor dünyada. Gelgitlerden tutun, tsunamilerden tutun, manyak acayip şeyler oluyor. Biraz uzaklaşa daha başka şeyler oluyor. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü acayip bir çünkü çekirdek yok içerisinde. Tamamen bitmiş. Yeraltı kaynakları tükenmiş. On binlerce yıl öncesinde dünyada yaşayan formlar orayı kullandı zaten. Bizim güneş sistemimizde, dünyamızda da bakın dikkat edin. İnsanlık şu anda aşağı yukarı 20.000 ila 200.000 yıldır var. 4,5 milyar yıldır var olan bir dünyanın içerisinde daha 200.000 yıllık olan bir insanlık. Yani öncesini bilmiyoruz. Öncesinde nasıl kadim ırklar vardı bilmiyoruz. Yani bildiklerimiz aslında baktığın zaman teoride yani bilinmeyen aslında. Bunu ispatlayamıyorsun. Şimdi Anunnakileri ispatlayabilir misin? Ya da Atlantisleri ispatlayabilir misin birebir şu an? Atlantis'i bulabilirler mi? Bulamadılar. Ama böyle bir şeyin olduğunu bilgileri kitaplardan, eski gelen tabletlerden, Sümerlerden, oradan buradan bayağı bir ciddi bir yazıtlarla beraber ispatlanmış. Ama bugün günün sonunda yine gözümüzde görmediğimiz, onun o şekilde hani keşfedilmeyen yer her zaman insanın içerisinde kuşkudur, değil mi? Bakıldığı zaman. Yani demek istediğim o. Dünyanın içerisinde, zaten dünyada sadece biz baktığımızda madde, elementlere baktığımız zaman belli başlı sayılı elementlerimiz var, değil mi? Ya bunların dışında daha ne elementler vardı? Tükettiler. Dünyada da tükettiler. Kullandılar, aldılar. Çünkü bizim şu anda enerji, kullandığımız enerjiye bakın mesela. İşte solar, işte nedir? Güneş enerjisi. Ne var? İşte petrol, gaz, işte HES, işte barajlar falan böyle. Rüzgar birleri. Rüzgarı kullanıyoruz. Bakın enerjimiz bu. Biraz daha bir şeye geçelim. Uranyum, plütonyum, işte güçlendirilmiş bazı maddeler, elementler falan. Bitti. Bu kadar. Başka bir şey yok. Karanlık maddeden bahsediyorlar. Karanlık maddenin bir gram karanlık maddenin maliyeti kaç katrilyon dolara mal oluyor. Öyle bir imkan da yok. Öyle bir sermaye de yok. Ya bunların çok dışında çok acayip maddeler vardı. Acayip şeyler, elementler vardı dünyada. Bunların hepsini kullandılar, aldılar. Şu andaki dünyayla alakalı tek alışverişimiz bizim dünya dışı yaşam formlarıyla altın. Altın sirkülasyonu. Altın niye bu kadar değerli? Altın stokları niye bütün ülkeler altın stokluyor? Gümüş mesela. Bu arada şunu da söyleyeyim. Güzel. Biraz değişik bir bilgi olacak. İmkanlarımız doğrultusunda arkadaşlar gümüş alın. Gümüş alın. Biz de çok seviyoruz. Demişti diye. Ben 2 lirayken gümüşe dedim ki bakın gümüşte çok büyük sıçrayışlar olacak. Artık elementle bu hani paranın dışında değerli elementleri, yeraltı kaynaklarının çok büyük değerleri artacak. Gümüş mesela uçacak gidecek. Gümüş şu anda gümüş rezervlerini bir şekilde hep çıkartıyorlar, topluyorlar ve inanılmaz bir şey yapılıyor. Yani bunun dışında artık bizim başka bir şeyimiz kalmadı. Bu saatten sonra yapılacak tek şey artık güneşin enerjisini farklı yönlerden kullanmak. İşte kür diyorlar. İşte onun güneşin etrafını kapatacak bilmem bir şeyler. Bir şey diyor. Warp teknolojisi miydi? Yok o değil de. Başka bir teknoloji vardı. Onunla uğraşıyorlar. Mesela Çin yapay güneş üretti bilmem ne. Yapay güneş yaptılar. Aynen. Evet. Yani gözlük giydirecekler. Tebeşir tozu falan. Bunları yaptılar daha önce. Atlantis batmadan önce. Bilgi öğrenmek, bilgi isteyene öğrenmek çok basit. Bazı bilgilere çok kolay erişebilirsiniz. Bunun da en güzel yolu iç benliğinizi, duru görülüğünüzü güçlendirmek. Kalp gözünüzü güçlendirmek. Bu tabii kalp gözü aynı zamanda bizim epifiz bezlerimizdir. Epifiz bezlerimizin DMT hormonu ne kadar çok fazla salgılarsak bu kadar o kadar algılarımız açılıyor. Altıncı hissimiz, işte duru görülüğümüz bunlar. Bunları zaten beslediğimiz zaman bunları nasıl besleyeceğiz? Siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Sürekli anlatıyorsunuz bunları ama yani anlamakta artık zorlanan arkadaşlarımıza sürekli anlatmak zorundayız tabii bir şeyleri böyle. Bugün senden dinlemek istiyoruz. Yani
Bunları bu saydıklarım güçlendirdiğimiz zaman bilgi aslında gizli değil bu dünya. Bu dünyanın ve dünyanın da dışında. Çünkü her bilgi, her yaşanmışlık bir frekanstır ve frekanslar havada geziyor. Dolanıyor. Şimdi astral boyutta alınan bilgiler zaten nasıl bu kadar insanlara yakın hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz? Zaten havada asılan bilgi sizin iç bendiniz, iç sesiniz, yani Tanrı'nın sesi içinize yerleştirilmiş olur. Zaten Tanrı'nın bir zerresinden yaratıldığımız için haliyle o güce sahibiz. Ama unutturdular. Hatırlamamız lazım bu kadar. Her şeyi biliyoruz. Bakın her şeye vakıfız. Her şeyin gücüne vakıfız. Sadece hatırlamamız gerekiyor. Bu kadar basit. Hatırladıkça da çok şaşıracağız. Tibet'te bir rahip bana şunu söylemişti. Ölümden sonrasıyla alakalı dedim. Ne düşünüyorsunuz siz dedim. Başladı gülmeye böyle. Niye gülüyorsun? Çok şaşıracaksınız dedi. Dedim nasıl şaşıracağız dedim. Şaşıracağız dedi hepimiz dedi. Çok şaşıracağız dedi. Ve şeyi de öyle. Yani normalde Budistler de hani bizim mesela yani her dinde, İslamiyet'te, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te aşırıcılar vardır. Ve ılımlılar vardır. Sevgiyle yaklaşanlar vardır. İbadetini dört duvar arasında yaşayanlar vardır. Milletin gözüne sokanlar vardır böyle. Ben ibadet bak ne kadar Müslümanım diye ya da ne kadar Hristiyanım diye. O arkadaş da benim Everest'e tırmanmadan önce, işte Everest'in base kampına gitmeden önce Luke'la havalimanına indik. Orada bir Budist bir köylü vardı ve oradakiler de çok şeydi böyle. Hani ılımlı olanlardı böyle. Daha insancıl olanlardı. Daha vegan olanlardı mesela. Adamlar vegandılar ya. Et yemiyorlar. Niye yemiyorsunuz dedim. İşte ineği gösterdim oradaki tosu bir şey. Yak derler ona. Büyük öküzler var böyle. Koca koca. Dedim bunları siz dedim yiyor musunuz dedim. Böyle baktı. Sakın dedi ya. Bir daha söyleme kimseye bunu. Dedim niye siz şey misiniz dedim. Hani Hintlilerin derim o yiyeyim. Alakası yok dedi. Ya dedi. Biz dedi otçul varlıklarız dedi. Biz sonradan dedi etçil oldu. Çünkü dedi avcı toplayışı muhabbetine girdikten sonra çünkü tarım yok. Hiçbir şey yok. Ne yaptık? Mecbur kaldık. Öldürüp yemeye. Ve sürekli de 20'li yaşlara geldiği zaman Homo sapienslerin zamanında 20'li yaşlara gelindiği zaman sürekli ölüyorlardı. 40 yaşı en yaşlı bilge bir insanmış gibi tanıtılıyordu o zamanlarda. 40 yaşı ya. Bizler dedi bu varlıklar biz tarımla geçiniyoruz burada dedi. Bizler dedi bu varlıklar olmazsa dedi tarlamızı süremeyiz dedi. Yani sütünü işte onların dişi olanlar. Sütlerini kullanıyoruz. Tereyağı. İşte peynir yapıyoruz. Şeyler yapıyoruz. Ya bu hayvan yenir mi diyor. Niye öldürelim biz bunu diyor. Tamam mı? Allah Allah dedim. Peki kendi kendine öldüğü zaman ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyoruz dedi. Bizim köyümüzde dedi bizi yabani hayvanlardan dedi koruyan dedi işte köpekler olsun hayvanlar var dedi. Yarısını onlara veriyoruz dedi. Yarısını da dedi aramızdaki dedi vahşi yaşamla dedi bir anlaşmamız var bizim burada. Çünkü aynı ortamdayız. Biz de vahşi bir yaşamın içerisinde yaşadığımız için dedi onlarla aramızdaki bir anlaşma doğrultusunda dedi. Yarısını da dedi onlara vahşi hayata bırakıyoruz dedi. Evet. Onlar da o ikramları bizden gördükleri için hiç köyümüze bir ne domuz, ne ayı, ne kurt, ne başka bir şey, aslan, kaplan hiçbir şey gelmiyor dedi. Ve dedi çok barış, güzel bir barış içerisinde yaşıyoruz burada dedi. Şimdi bakıyorsun, lan adam Budist. Şimdi bize göre dinsiz. Şimdi arkadaş, yani bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor insan. Ha ben Budist değilim. Bazı yanlış anlaşım diyecek. Abi dinden mi çıktı? Bunu bile yanlış yere çekecek olur. Yani artık konuşurken korkuyoruz. Yanlış yere çekilmemek için korkuyoruz. Alakası yok. Sadece araştırmayı seven bir insanım. Araştırıyorum. Her şeyi bilmek zorundayım ben ya. Ben bana öğretilenlerle vakıf olmayı sevmeyen bir adamım. Ben bana ne yapabilirim birilerinin bir yerlerden aldığı bilgiler. Değil mi? Ha tamam onlara da saygı duyuyorum. Bak saygı duyuyorum ama o kadarıyla kalmamamız lazım arkadaşlar. Ne olursunuz? Araştırın. Acayip şeyler var. Üf, neler var ya? Neler var? Bir işin içerisine girildiği zaman var ya. Yani şunu söylüyorum. O kadar bilgili adamı tırlatır diyor. Kafayı yedirtir. Ben delirmedim. Aksine hayattan keyif almaya başladım. Ve farkındalıklarım oluşmaya başladı. Yani önceden bir salyangozu ciddiye alır mıydık? Biz yağmur yağdığında yerde yürüyen. Bir salyangoz sümüklü böcek değil mi? Ne yapıyorsun abi? Şimdi bu konulara girdiğin zaman otomatikman artık o hayvan bile baktığın zaman ya diyorsun biri şimdi ezecek bunu. Alıyorsun onu kenara koyuyorsun ya da işte merdivenlerin varsa gidiyorsun süpürge alıyorsun onları kenara güzel bir şekilde süpürüyorsun. Hatta bakıyorsun şurada bir dut varmış. Dut ağacından dolayı bunlar geliyor buraya. Duttan dut toplayıp kenara koyup diyorsun ki bak arkadaşlar bunları burada yiyin yola çıkmayın sizi ezerler. Ya bu düşüncelere giriyorsun. Çok hassaslaşıyorsunuz. Çok zorlaşıyor hayat. Bunun handikapları var. Çok zorlaşıyorsunuz. Anlaşılmaz oluyorsunuz. Anlamıyor insanlar sizi. Ya diyorsunuz ki arkadaş ben ya günümü gün ederim. Şu an bugün çıkarım şarkılarımı söylerim. Konserlerimi yaparım. Gezerim, tozarım. Lüks arabalara binerim. Ona gezerim. Dünyayı gezerim.
bana ne ya derim, kim ne yapıyorsa yapsın derim değil mi? Bu çok basit bir şey benim için şu anda. Çok basit bir şey. Ya ben bunu yapmıyorsam, habire sürekli bir şeyler için çabalıyorsam, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsam, ya bana niye kötü art niyetle bakıyorsun değil mi? Bir dinlesene. Ya dinle, sadece dinle diyorum mesela. Bakın hani yapın demiyorum dediklerimi. Ya da örnek alın demiyorum. Ama dinle de mübarek. Dinlemiyoruz artık. Kimse kimseyi dinlemiyor. Dinlemeye tahammülümüz yok. Olay bu. Mukaddes hocam çok saatimiz de ilerledi. Çok tatlı. Çok tatlı konuşuyorsun. Harika şeyler anlattın. Teşekkür ederim. Yani... Bir şey soracağım. Şeyin Ayasofya'nın altına astralde ya da gerçekte indin mi hiç? Şöyle söyleyeyim. Bazı gitmek istediğim yerler var. Şu anda normal şartlarda tabii izin verilmeyen yerler. Oralar için bir yoğunlaşıp astralde gitmeyi deneyeceğim. Gidersem de söyleyeceğim söz. Vallahi gidersen. Ben hiç aklıma gelmedi oraya gitmek açıkçası. Ya ama onun gibi çok fazla yer var bu arada. İstanbul'da acayip, hele Anadolu'da bir atıyorum mesela. Atıyorum derken hani var, söylüyorum hani dile getirmek için. Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Mersin, Muğla ile Aydın arası, Karadeniz'de Sinop, Artvin, özellikle Yusufeli tarafları. Buralara çok enteresan, çok acayip yerler. Çok acayip şeyler var orada. Yani yavaş yavaş çıkacak zaten hepsi piyasaya artık. Yavaş, kimseye artık bu saatte, bu dönemde, bu zamanda bir şeyler artık gizli kapılar arasında kalmıyor. Arkasında kalmıyor. Haliyle bir şeyleri artık göreceğiz. Ben sadece şunu rica ediyorum herkesten. Bir şeyleri gördüğünüz zaman sadece bir şöyle bir durun. Yorum yapmadan biraz dinleyin bakayım. Bir bakın böyle bir izleyin. Yorum yapmayın ne olur. Şu bizim yorum yapma olayımıza ben sinir oluyorum. Deliriyorum böyle. Her şeye yorumumuz var. Her şeye vakıfız. Her şeyi biliyoruz. Yeri geliyor doktor oluyoruz. Yeri geliyor öğretmen oluyoruz. Polis oluyoruz. Köşe yazarı oluyoruz. Gazeteci oluyoruz. Her şey oluyoruz. Bakan oluyoruz. Cumhurbaşkanı oluyoruz. Ne olursunuz. Mevlana'nın çok güzel lafı vardı. Haddini bilmek. Ben bilmem. Yani haddimizi bilmek ve bir şeyleri bilmediğimizi kabul etmek çok güzel bir şeydir. Çok büyük bir erdemliktir. O yüzden sonuçta bakın, hiçlik makamıdır bu. Görünüyor mu? Evet. Sonuçta bizler bir hiçiz. Bu beden, bu bize emanet edilen beden çok kısa bir döngü içerisinde bir kıyafet gibi düşünün. Şöyle düşünün, sabah dışarı çıkarken kıyafetimizi giyiyoruz, dışarı çıkıyoruz, işimizi yapıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, neler yapıyoruz. Eve geldiğimizde ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz değil mi? Ve bir pijamayla uzanıyoruz, ya uyuyoruz, ya yatıyoruz, ya televizyon izliyoruz. Bunun çok çok daha milyonlarca katı ötesinde bir döngünün içerisinde yaşayan bir varlıklarız. Ve ruhani, ilahi tarafa geçildiği zaman ne olursunuz hazırlıklı gidin. Bu ibadetle de olabilir, ibadetlerle de olabilir ama ibadetleri ne olursunuz, ticari açıdan bakmayın artık şu ibadetlere. İbadetler ticaret değildir. Lütfen. İbadetlere genel ibadetlerinizi, olarak. İbadetlerinizi ve ben maneviyatınızı dört duvar arasında yaşayın. Ne olursunuz. Dört duvar arasında. Bunları kimsenin sizin kıldığınız, yaptığınız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Kimsenin bizim yaptığımız, kıldığımız namazın, orucunda hiçbir şeye ihtiyaçları yoktur. Allah'ın bile ihtiyacı yok değil mi? Biz ne yapıyorsak kendimiz için yapıyoruz. Farkındalıklarımızı ne olursunuz, tekrar söylüyorum, dinlemeyi öğrenmemiz lazım artık. Dinlemeyi, evet çok zor, çok acayip tahammül dışında insanlar var. Böyle tahammül edemeyecek insanlar var. Ama olsun, onlara da saygılı olun. Kabullenmeyi öğrenmemiz lazım. Affetmeyi öğrenmemiz lazım. Tekamül, teslim olmak. Yani teslim olun, zaten gerisi geliyor. Bak, bu kadar söyleyeceğim. Aslında özeti şu. Teslim olun yukarıya. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok sizin. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü size geliyor. O zaman o diyor ki, bu kulum evet bir şeyleri aşk ile ya da bilmek istiyor ya. Bu kadar, bundan daha doğal ne hakkı olabilir bir insanın değil mi? Bilmek istiyorum ya, hatırlamak istiyorum. Niye yolladınız beni buraya? Ne işim var benim bu dünyada? Yani olay benim doğduktan sonra bir okul eğitim süreci, ondan sonra yuva kurma süreci, iş bulma süreci. Geldik bir yaşa, ondan sonra emekli ol, 10 sene yaşa, öl git. Ya bu döngü çok saçma bana göre. Böyle bir şey. İnsanlık bunun için gelmedi buraya abi.
Bizler acayip farkındalık oluşturmak için, paylaşmak için, hatırlamak için. Ya bizler mahsulüz. Ekildik buraya arkadaşlar. Ekildik. Bizleri mahsul gibi ettiler buraya ve bizden destek kurulu, var. Kurulu geliyoruz değil mi? Kurulu. 7 yaşında biliyor bir kız çocuğu. Bir gün bir adamla ya bir doğan çocuk, yeni doğan çocuk niye böyle bizim görmediklerimizi görüyor? Dikkat edin, gözlerine bakın mesela, böyle gezer. Gözler böyle yukarıda gülümser, arada bir bakar. Korkar, tepki verir mesela, değil mi? Çünkü epifiz bezleri hat safhada çalışıyor. DMT hormonu, çünkü hiçbir GDO ürünü almamış. Ha, anne karnındayken aldıklarını saymıyorum tabii ama o kadar farkındalığı, kalp gözü, bilinci açık ki neler görüyor. Ya bir çocuktan bile örnek alamıyoruz mesela. Bir çocuk, yeni doğmuş çocuktan bile göremiyoruz. Ya bir hayvanlara bakalım mesela. Ya bugün bir kaplanın gözlerine baktığın zaman zaten yaratılış gayesini az çok anlıyorsun. Diyorsun ya, ne muazzam bir şey bu ya. Ne muhteşem bir şey. Ne olur kendimizi sevelim, kendimizi değer verelim. Ya bu kadar. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Bırakın Ahmet'i, Mehmet'i. Kim o söylemiş, bu böyle yapmış. O onu giymiş, onunla takılmış, bu arabaya giymiş, o evde oturuyor falan. Ne olursunuz bunlardan vazgeçin, bırakın. Bizleri de çok fazla gözünüze büyütmeyin. Son olarak da bunu söylüyorum. Ya bizler de insanız işte. O kadar. Durum bu. Biraz astroloji anlat diyorlar. Bak ya, taktılar astroloji. Ya nasıl astroloji gidelim diyorlar. Gidebilir miyiz? İlk kuralı söyleyeyim mi? Orada çok başka önemli bir kural vardır, var astrolle alakalı. Astrolle alakalı çok önemli bir kural var. Korku değil, bak. Korku çok önemlidir, yani korkmaman lazım. Onun da üstünde bir kural vardır. Finansal özgürlüğünü eline almak. Bak, finansal özgürlüğü. Bunu kimse bahsi söylemez mesela böyle. Hiç duydunuz mu birinden böyle? Astral yapmak için finansal özgürlüğünü eline almam lazım. Neden olduğunu açıklayacağım şimdi. Ev sahibi ev kirası için kapıya dayandı. Okuldaki sınavlar, aşk ilişkisel olaraktan olumsuzluklar, ailesel problemler, dünyasal maddesel kaygılar, hazlar, kaygılar, istekler, bunları bir denge içerisinde tutmadığınız sürece, bunları bir şekilde alıp da bir kenara koymadığınız sürece, hele ki bir şeylerden var olan ya sahip olduklarınızın bazı şeylerden, işte maddesel şeylerden uzaklaşmadığınız sürece astrale çıkmanın imkanı yoktur. Çünkü kafanız, zihniniz müthiş boş olması lazım. Acayip odaklanmanız lazım. Böyle bir odaklanma şekli yok yalnız. Düşünsenize ya, ruhu çıkartıyorsunuz bedenden ya. Böyle bir odaklanma var mı? Manyak bir şey. Ve ruhu çıkartırken de kontrollüsünüz. Evet, şu anda astral yapıyorum. Şu an astral maddesel dünyasal bedenimden ayrılıyorum. Dönüyorsun, bakıyorsun, yatakta yatıyorsun. Hoppa, bitti. Korktun, bir daha geri dönüyorsun saniye, milisaniyeler içerisinde. Yani astral yapabilmek için ne olursunuz bir kere bir şeylerden vazgeçmeniz lazım. Hazlarınızdan, şevklerinizden, zevklerinizden, her şeyinizden vazgeçmeniz lazım. 21 gün detoks kuralı vardır. Onu uygulamanız lazım. Bunları yapmadığınız sürece astral boyuta çıkabilmek mümkün değil. Mümkün değil. Biz Mevlana da değiliz. Biz peygamberler de değiliz. Biz yani o acayip Allah dostları vardı ya eskiden mesela. Onlar da değiliz. Biz buraya kadar günah batmış varlıklarız. Yani o yüzden bazı şeyleri yerine getirmeden bu kadar basit olarak da hani abi ben yazıyorlar bana da diyor ki çok mesaj geliyor. Yüzlerce mesaj geliyor. Abi biz niye çıkamıyoruz? Ben niye çıkamıyorum? Çok denedim. Abi ayrışıyordum, korktum, geri geldim. İşte böyle. Ya da bir türlü odaklanamıyorum. İşte odaklanma burada başlıyor. Bazı şeylerden uzaklaşmanız lazım. Ben son 2 senedir, 3 senedir bakın farkındaysanız içinde şarkı çıkartıyorum diye. O eski popülaritem de kalmadı. Niye? Çünkü bu benim kendi tercihimdi. Bazı arkadaşlar yazıyor. İşte ya işte bak işte popülaritesi bitti. Bu da nerede, nasıl gündemde kalabilmek için böyle acayip acayip şeylere sarılıyor. Ya arkadaş, ben zaten popülaritesi yüksek tabanda olan bir insanken bu hale geldiysem anlamak ki bu benim tercihimdir. Çünkü artık zevkleriniz değişiyor, şevkleriniz değişiyor, hayata bakış açınız değişiyor. Vizyonunuz, her şeyiniz değişiyor belli bir yaşamdan sonra. Hele ki bizim gibi de böyle acayip yoğun yaşayan insanlar çok ciddi döngüler içerisinde, değişimler içerisine giriyor. Ve tekrar söylüyorum. Odaklanabilmek için, astral boyuta geçebilmek için bir kere en önemlisi, pardon, izin istemek. Biz izin de almıyoruz mesela. Önce icazet mi diyorlar buna, ne diyorlar? İzinli olmak gerekiyor, evet. İzin almak gerekiyor yukarıdan. Zaten yukarının izini olduktan sonra gerisi seni, bizim tamamen odaklanmamıza kaldı. Sonrasında korkmayacaksın.
Ne bilmek istiyorsan zaten iç, ya biz zaten rehberin senin iç sesindir. İç sesiniz size rehber oluyor, korkmanıza gerek yok. İç sesiniz size bunu anlatıyor. Diyor ki şu anda astral seyrettesin, astral boyuttasın. Ne bilmek istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Hepsinin cevapları burada. Sadece sakin ol, korkma, sakin ol. Bunu zaten kendi kendinize tekrarlıyorsunuz. İç sesiniz bunu size tekrarlattırıyor. Ama dediğim gibi uykusal olaraktan çok ciddi, güzel, yani karanlıkta uyumanız gerekiyor. Televizyondu, telefondu, telefonlarınızı kendi odanızda kesinlikle şey yapmayın, şarj etmeyin. O frekanslardan uzak durulması gerekiyor. En az 5 metre, 6 metre uzaklaşmanız gerekiyor. Hayvansal gıdaları bu kadara düşünmeniz gerekiyor. Sigara, alkol, bunları tüketmemeniz gerekiyor. İşte cinsel dürtülerinizi zapt etmeniz gerekiyor. Yediğiniz, gezdiğiniz, tozduğunuz, gördüğünüz şeylerden biraz soyutlanmanız gerekiyor. Yani tamamıyla dünyadan biraz geri çekmeniz gerekiyor kendinizi ki maneviyatınızı güçlendirirsiniz, ruhunuzu güçlendirirsiniz. Ruhu güçlendirdikten sonra zaten hepimiz bezleri DMT hormonunu salgıladığı anda zaten uçuyorsunuz. Ayahuasca şöyle iyi geliyor. Hani tabii o odaklanma o tarafını kaldırıyor ortadan. Sadece tabii bu 21 günlük ritüeli yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu yapmadan zaten Ayahuasca'yı kesinlikle aklında bulunanlar, Peru'ya, Meru'ya gitmek isteyenler varsa lütfen sakın o 21 günlük detoksi yapmadan yapmasına çok tehlikeli. Onun dışında dediğim gibi bunları yaptıktan sonra, yerine getirdikten sonra çok kolay geçir. Geçtikten sonra tabii şöyle bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var, evet. Hani diyorlar ya abi gidersin geri dönememe gibi bir şey var. O tamamen oraya gittiğinizde öyle bir duygu içine giriyorsunuz ki, tanımlanamayacak bir duygu içerisine giriyorsunuz ve sonu ucu bucağı olmayan bir güç sahipsiniz. Düşünsenize burada bir insanız. Herkesin bir konumu var. Herkesin bir işte işi gücü var. İşte vasfı var böyle. Abi orada eşitsin. Herkes, oraya çıkabilenler, oraya geçiş yapabilenlerin hepsi aynı level'da güçlü. Muazzam bir gücün var. Maddesel olaraktan hiçbir şeye ihtiyacın yok. Işıksın. Telepatiyle iletişim kuruyorsun. Senin gibi astral boyuta gelen kişilerle telepatiyle iletişim kuruyorsun. İstediğin yeri düşünmeyle var oluyorsun, gidiyorsun. O yüzden insan bu çok güzel geliyor insana. Ben bunu yaşadım. İşte o, şimdi dediğim gibi astronomiye çok çocukluğumdan beri astronomiyle merak sağlayan bir insan olarak ben, benim o bilinçaltıma yerleşmiş ve ilk olarak da Ay, ondan sonra Mars'taki o gördüğüm işte yemyeşil göl. Sonrasında tabii ya, ona da laf ettiler mesela, biliyorsunuz. İşte gölü gördüm dedim. Abi sen işte iyice kafayı yedin. NASA'da yok, NASA'dan sonra sen biliyor musun diye. Sonra NASA açıkladı. Sonra. Yani bizim güneş sistemimizin dışına çıkmıştım ben. Çok ciddi güneş sisteminin dışına çıkmıştım. Kozmik bulutların içerisine giriyorsunuz. Ve zaten bu bizim şu anda hani karanlıkta gece yıldızlara baktığımızda gördüğümüz her şey aslında bizim güneş sistemimize alakalı bir şey. Kozmik bulutların içerisindeki bizim güneş sistemimizin içerisinde. Yani minik bir toz gibi düşünün. O tozun içerisinde bütün bizim gezegen, 9 gezegen ya da 8 işte Plüto'yu saymıyorlar. Güneş ve ayımız, uydumuz, meteorlar, yıldızlar tamamen bu kozmik bulutun içerisinde. Ben bu kozmik bulutun da dışına çıktım. Ve sonrasında öyle bir uyarı geldi ki bana. Yavaş dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Dur dedi. Öyle bir şey değil bu dedi. Sakin ol. Kaybolacaksın. Bak geri gelemeyeceksin. Kaybolacaksın diye bir uyarı aldım ve bir anda durdum. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Toz bulutunun içerisindesiniz böyle. Sonrasında bir anda dünyaya böyle bir hani tokat yersiniz ya. O tokatla birlikte kendimi dünyada buldum. Bu sıkıntısı var işte. O kadar keyif alıyorsunuz. O kadar manyak bir duygu ki. Böyle inanamayacağı, anlatamayacağınız bir duygu. Ve gitmek istiyorsunuz. Ha, giderseniz de tabii o gümüş, ne kadar bizi o gümüş zincir bağlasa da bedene, bir şey olmaz. Işte. Orada bir risk yok. Hiçbir şekilde gümüş kordon kopmaz. Yani ya koptuktan sonra zaten bunun sonucu şey, bitkisel hayat biliyorsunuz. O olmaz. Gümüş kordon İnşallah. Böyle şey gibi, uçan balon gibi bağlıdır. Böyle gidebildiği kadar gider. Kopmanın dışında kaybolmak diye bir şey var aslında. Kaybolmak var. Yani ölümler falan öyle bir şey olmamış. Eğer gerçekten ölüm nedeni o anda uyku gibi ölmekse okey. Ama o yüzden ölüm nedeni olmaz. Hiç öyle bir şey olmaz. O yüzden hani ölüm değil, bitkisel hayata giriyorsunuz. Bitkisel hayatta da artık ne zaman geri gelirseniz artık. Geri gelince de bir dünyaya geri geliyorsunuz. İkincisi de
Yani şimdi astral boyuta geçildiği zaman haliyle bedenimiz bir nebze olsun savunmasız kalıyor. Evet. Şimdi bir boyut aç, boyuta geçerken boyut kapısı açarsınız. O kapıyı açtıktan sonra kapı açıktır. Siz gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Düşünün, ben gidiyorum, geziyorum. O kapı orada açık, bedenim orada yatıyor. Ve bir nebze olsun savunmasızsınız. İşte o astral boyuttaki varlıkların size orada bir bazı dahilleri olabilir. Ona çok dikkat etmek lazım. Bununla alakalı da şunu Doğru bak, yapmamız lazım. Koruma. Ehliyetsiz olmaz. Aman koruma canlar. Kalkanı oluşturmak lazım. Koruma olmadan aman sakın. Ya İşte ben onu koruma olmadan yaptım öyle kafama göre. Gittim geldim gezdim tozdum sonra güzel bir uyarı aldım. Yusuf ben 20 yıl önce ilk defa yaptım. Sevgili Bülent Şenyürek hocamız Allah rahmet eylesin. Burada çok canlı yayınlarda anlattık. Ben kendi yaptığımı da anlatmıştım. İlk yaptığımda 20 yıl önce bir arkadaşımın evine gidip masasının üstündeki bardağı düşünmüştüm. Anlatırdık onu. Hatta sonra da telefon edip onayladık. O içeride otururken masanın üstündeki bardağı düşünmüştük. 20 yıldır yaptığım bir şeydi. En sonunda geçtiğimiz yıl zannediyorum Kasım ayıydı. Biz bunu eğitim olarak yaptık. Yaklaşık bir 100 kişiydik. Bu defa birinci günü yaptık, ikinci günü yaptık. Üçüncü günü ben artık herkesi hocam ilgileniyordu. O arada hepimiz hocamın da şeyleriyle, talimatlarıyla ayrıldık yani bedenden. O arada ben tabii Muktas'ına gittim, Lemurya'ya. Sonra oradan dönmek istemedim. Ağlıyorum, dönmeyeceğim. Yani dönmek istemiyorum. Canlı böyle Zoom sırasında ilk defa anlatıyorum bunu. Zoom'da olanlar bilirler. Dönmek istemiyorum. Tabii herkes döndü. Bu sefer partnerim, iş ortağım Mukaddes Hocam dön. Dönmek istemiyorum oradan. Mukaddes Hocam dön. Artık bu sefer kızmaya başladım. Mukaddes Hocam hemen dön. Tabii orada da beni ikna ettiler dönmeye. Ama ben ağlıyorum. Yani beni ikna ediyorlar. Ben dönmek istemiyorum. Gelmek istemiyorum. En sonunda geldim. Bir hediyeyle geldim tabii. İnsanlara vermemiz için bir şey verilmişti o zaman. Onu verdik biz. Vermeye devam ediyoruz. Böyle bir şey oldu. Fakat işin kötü yanı geriye kalanlar hep bana kızlar. Lütfen sen yaptır. Hocam ehliyeti verecekti. Bugün verecek. Yarın verecek. O ehliyeti almadan yani onun bana bunu yaptırma izni olmadan, ehliyeti vermeden kaybettik hocamızı. Bu hikayede böyle kaldı. Evet. Onun için hiç kimseye astral yaptıramıyorum maalesef. Ama astrali sen çok güzel anlattın. Kimse kendi kendine yapmayı bence denemesin. O şeylerde söylendiği gibi şimdi, şey ya değil. Şimdi mesela bak şu anda yorumda şey yazıyor. Netflix'te Gözlerin Ardında diye bir dizi var diyor orada. Arkadaşlar o diziyle alakalı ben size nacizane iki tane kurguyu anlatacağım. Birincisi astral boyuta çıkışta işte yanındaki bir dostunla aynı anda astral boyuta çıkacağım. Sen onun bedenine geçeceksin. O senin bedenine geçecek. Böyle bir şey yok. Bunu kesinlikle kafadan geçin. O gümüş halkı zaten onu kesinlikle izin vermiyor. O tamamen kurguyla alakalı bir şey. Artı ikinci kurgu da şu. İşte gerçek hayatı şu anki yaşadığımız boyutta ziyaret etmediğimiz hiçbir yere astral boyutta gidemezsin. Bu da çok büyük bir yalan. Çünkü ilk başta dediğim gibi zaman ve mekan kısıtlaması yoktur. Sadece düşünce gücünüz kafi. Ya düşünün yeter. Resimde görebilirsiniz, televizyonda görebilirsiniz, bir dizide, bir filmde, biz işte sinemada, orada, burada ya da hayal kurabilirsiniz. Bakın hayal bile kursanız, hiç gitmediğiniz bir yerin hayalini kurun. Astral boyutta öyle bir yere gidiyorsunuz ve orayı yaratıyorsunuz kafanızda bir anda. Bir anda öyle bir var, öyle bir bölgenin içerisinde var oluyorsunuz. O yüzden ne olur dikkat edin. Kolay bir şey değil. Çok güzel bir şey. Evet, inanılmaz manyak bir hissiyat. Ama çok zor, çok sıkıntılı, çok tehlikeli. Ve biz 20 kişi yordamıyla buluştuk orada. Efendim? Yusuf, biz yaklaşık 20 kişi orada buluştuk. Şimdi bazıları burada. Orada buluştuk diyenler. 20 kişi aynı yerde buluştuk biliyor musun astralde? Ben 3 kişiyle tanıştım orada ilk gittiğimde. Böyle bakıyorlar. Ben de onlara bakıyorum. Allah Allah diyorum ya. Normalde yanımdan yöremden geçen insanlar hiçbiri beni görmüyor. Bunlar beni görüyor. Ne oluyor dedim. Sonra bana bakarak ben aa diyor. Bizim gibi diyor astral seyahat yapan biri. Acaba ne zaman kaçıncı gelişi? Acaba ne zamandır burada diye konuşuyorlar. Ben duyuyorum. Aramızda en az 100-200 metre var. Bir sokaktayız böyle. Ya dedim ben dedim ilk defa yapıyorum ama dedim bilinçli bir şekilde geldim buraya dedim. Deyince zaten aman dedi ruh bekçilerine dikkat et dedi. Kim dedim buraya ruh bekçileri? Buraya dedi kötü niyette gelenlerin dedi.
Ya bildiğin polis gibi düşün. Hani bir yere kötü niyetlisiniz. Polisler, tabii bizi, polisleri. Tabii bizim hocam. Askerler boyutunda polisleri vardır. Ruh bekçileri vardır. Evet. Uzun gri pardüseli. Upuzun boylar böyle. Kafada fötrü şapkaları var böyle. Değişik bir kıyafet içerisinde. Yüzleri yok. Elleri yok. Ama insan kıl şeklinde. Ne yapacaklar dedim. Ya dedi gelecekler yanına dedi. Biraz deli dolu tipler böyle. Manyak manyak deli dolu hareketler yaparlar dedi. Yani insan gibi değiller dedi. Korkma dedi. Dedim. Gelecekler dedi. Sol kulağından dedi. 3 defa dedi. Nefes alacaklar dedi. Diye çekecekler 3 defa. Orada dedi senin iyi niyetle mi kötü niyetle mi geldiğini anladıktan sonra dedi sana izin verecekler. Zaten onlardan izin aldıktan sonra sen çıkış yapabileceksin. Buraya geçip artık farklı boyutlara geçebileceksin dedi. Farklı bir döngüye geçeceksin dedi. Geldiler de. Yaşadım da. Bıraktım kendimi. Onlar zaten o 3 defa nefesi aldıktan sonra. Sonrasında araştırdım dedim ya bu 3 nefes hani biz kulağımıza da hani İslamiyet'te de vardır ya 3 defa çocuk bebeğin kulağına ezan okunur diye. Dedim bununla bir bağlantısı var mı acaba dedim. Varmış. Tam istediğim bilgiyi edinemedim ama dedim gerçekten böyle bir şey varmış. Onlar onu yaptıktan sonra ben işte çıktım böyle hani gittim dünyadan ayrıldım işte kozmik bulutlar, güneş sistemi, acayip acayip bir şey. Gezegenler arası yolculuk bilmem ne. Onlara da çok dikkatli. Şimdi yazıyor diyor ki eski sevgilimi diyor, ziyaret edebilir miyim? Diyor. Ya gördüm okudum bir tanesi oradayız bak. Bak sorulan soruya bak şimdi. Eski sevgilimi ziyaret edebilir miyim? Edemezsin abi. Öyle bir şey yok. Edemezsin. Başkasının hanesine, özeline yok. Giremezsin. Bu çok büyük zaten, bir suç. Zaten ruhsal anlamda bildiğimiz için buna hiçbir şekilde İkincisi maddesel yani maddesel, parasal kazanç elde edemezsin oradan. Gidip birinin banka şifrelerini öğrenemezsin. Gidip birinin bankadan bir şeyleri yapamazsın. Ya da casusluk yapamazsın. Bakın yıllardır büyük devletler, birçok devlet astral casusluk üzerine acayip ekipler, birimler kurmuştur. Bize de var. Yapamıyorlar. Bak hiçbiri başaramıyor. İşte ruh bekçilerin yüzünden. Ruh bekçileri olmasaydı şu an ya düşünsene astral seyahatte ben istediğim Cumhurbaşkanı odasına girelim. Bir özel bilgileri kozmik odaya girelim. Kozmik oda sanki ne olacak? Benim tutabilir mi öyle bir şey astral boyutta? Girerim kozmik odaya. Öğrenirim bütün bilgileri. Gelirim burada yayarım. Satarım bilgileri. İşte bunun ya olmamasındaki sebep tamamen ve tamamen ruh bekçilerinin sayesinde. Evet. Onlar işte bu tarz şeylere yani aslında kendimizi hazırlamak lazım önce. Astral seyahati bir kere şimdi unutun. Herkes unutsun. Önce bunu alıştırın kendinizi. Bilinçlerinin bilinç seviyeniz yükselsin. Sonrasında konuya vakıf olarak da bunu denemeye çalışın. Bakın çok daha farklı şeyler yaşayacaksınız. Çok daha kolay olacak. Dediğim gibi hani ben şunu da yaşandım. Siz az önce anlattınız. Ya ben öyle bir şey oldum ki 6-7 ay mesela hayata adapte olamadım. Dünyayla alakam kesildi biliyor musunuz? Uyuyamıyorum. Ya sabah 5'e kadar uyuyamıyorum. Sabah 5 ile 7 arası 8 arası böyle biraz uyuyorum. Sonra gözler pörtlek böyle uykusuz. Şişmiş bir şekilde hayata adapte olmaya çalıştım. Olamadım. Sonra ara vermek zorunda kaldım. Ara verdikten sonra tekrar adapte olmaya başladım. O yüzden çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Ya zaten bütün güzel şeyler sıkıntılı ve tehlikelidir zaten. Durum evet, bu. Evet, evet. Ben sizden müsaade istiyorum. Meraklarını gidermiş oldun gerçekten. Bir tane daha soru vardı. Onu da cevaplayayım. Gideyim tabii, isterseniz. Tabii. Ölmüş, hayattan göçmüş, vefat etmiş insanları ziyaret edebilir miyiz, görebilir miyiz? Görebilirsiniz ama nasıl görebilirsiniz? Öyle hemen istedim ben gideyim birini ziyaret edeyim öldü gitti peşinden arkasından koşayım diye. Öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Bir insan vefatından sonra bir süre zarfında arafta kalır. Yani astral boyutta kalır. Yani aslında karşılanma yapılmadan önce işte ruhani varlıklar tarafından karşılanma ve sorgu sual için bekleme salonuna götürülmeden önce o arafta bir zaman döngüsü vardır. Onun bir geçirdiği bir zaman vardır. O zaman zarfında bunu yapabilmeniz için de hem astrali çok iyi yapabilmeniz lazım. Bir. İkincisi o kişiyle aranızda acayip bir bağ olması gerekiyor. Yani müthiş bir sevgi olması gerekiyor. Atıyorum acayip sevdiğiniz bir dedeniz vefat etti. O da sizi çok seviyor. En sevdiği torununuzsunuz. Acayip güzel bir zamanınız geçti onunla. Çocukluğunuz, torununuz, dedeniz, gezdiniz köylerde, bayırlarda. Vefatından belli bir süre içerisinde astral seyahatle onu gidip bulabiliyorsunuz. Onunla orada görüşebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi o bazı şeyler var. Kurallar var. O kuralları yerine getirdikten sonra bu oluyor. Ve o süreçten sonra zaten onların bir bekleme salonu yani ölümden sonra bir beklenen bir salon var. O salona girdikten sonra bütün bağlar kopuyor.
Asla hiç kimseyi göremezsiniz. Kimseyi ziyaret edemezsiniz. Kimseyden bir şey alam, bir bilgi alamazsınız. Bu böyle bir şey. Bu böyle söylendi ve böyle aldım. Benim aldığım bilgilere dayanarak. Yani durum bu. Evet Can, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Nasıl geçti ben bilmiyorum. 1,5 güzel saat. Güzel bir soru. 1,5 saat geçmiş. Anlamadım ben nasıl geçti. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eyvallah, çok teşekkürler. Eyvallah. Gerçekten ya senin iş ortamında bize bağlandın ve iş ortamında seni şey yaptık. Rahatsız ettik. Farkındalığımız yüksek olsun. Sevincimiz, seviş frekansımız yüksek olsun. Seni çok seviyoruz. Sağlık frekansımız yüksek olsun. Kazanış frekansımız yüksek olsun. Herkese sevgiler, saygılar. Öpüyorum sizi. Kalbimden öpüyorum. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Canlar iyi akşamlar. Hepinizi çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere saat 22'de. Hepinizi çok seviyorum. Umarım güzel bir akşam olmuştur. Umarım biraz sorularınızı cevap almışsınızdır. Hep bana soruyorsunuz. Hep bana soruyorsunuz astrali. İşte bu yüzden ehliyetim de yok sevgili canlar. Sizi astrali götürmek için bunları anlattık. Onun için yani kusura bakmayın sevgili canlar. Bülent Şenyürek hocamızla gidenler elimizde kar olarak kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel akşamlarınız olsun. Yarın saat 22'de görüşmek üzere canlarım. İyi akşamlar.